Merhabalar sevgili Boğa burçları, yükseleni ve ay burcu da boğa olan arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben sizler için Ekim ayına niyet. Şöyle fincanımı kapattım arkadaşlar. Takipçilerime, abonelerime beğeni yapanları niyet ederek. Lütfen sizler de kendi niyetlerinizi şöyle oldu niyetiyle Kulağınızın duyabileceği bir şekilde lütfen dillendirmeyi ihmal etmeyin. Ve özellikle olduğu niyetiyle bunu yaparsanız çok 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 iyi olur arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar emeğe saygı için kanalıma abone olup beğeni yaparsanız çok sevinirim. Ve lütfen açılımda size ait olan pozitif enerjiyi alın lütfen. Negatif enerjiyi bırakın gitsin. Evet, şöyle bakalım fincanımız bizlere neler gösterecek? Ekim ayı Boğa burcuna niyet fincanımı şöyle bir aldım. Hemen bir beraber bakalım. Evet. Hmm, evet. Bak ay var. Ay baba evini temsil eder ve baba eviyle alakalı uğraşlarınız var. Üç kardeş misiniz siz? Böyle bir kardeşler arasında bir takım uğraşlarınız da olacak. Özellikle bu ay içerisinde baba eviyle alakalı, baba ile alakalı bir takım uğraşlarınızın olacağını gösteriyor. Bunlarda sıkıntı biraz yaşanacak ama sıkıntının zaten bir nevi hani nasıl desem günahları kefaret gibi sıkıntı hastalık gibi durumların günahları kefaret gibi bir durumu vardır arkadaşlar ve sizler de bunu yaşayacaksınız şurada kedi kulakları gibi demek istiyorum ben kulaklarınızı dört açın sizin uğraştığınız konularla alakalı kimin ne söylediğini hani tabiri caizse ben bazen söylerim ya bir konuda sizin yanınızda kim var? Size kim destekçi, kim köstekçi? Bunları ayırt edin derim ya. Şimdi kulaklarınızı dört açın arkadaşlar. Neden? Çünkü sizin yaptığınız işlerle alakalı hem iyi yorum yapanlar var hem de kötü yorum yapanlar var. O kötü yorum yapanlar aslında sizi aşağıya doğru çekmeye çalışanlardır ve bunlara çok da kulak asmayın aslında. Bilin kim olduklarını. Ona göre sizde gardınızı alın, ona göre mesafenizi koyun ama onlara takılıp da kendi enerjinizi onlara harcamamanız gerekiyor. Sizin enerjinizi harcayacağınız durum problemlerinizi çözmekle alakalı olmalı. Bu uğraşlarınızı halletmekle alakalı olmalı. Bunu da söylemiş olalım. Güzel bir işiniz var. Hayırlı bir iş demek istiyorum ben buna. Bununla alakalı bak bir göz aydınlığı durumunuz görünüyor. Bu göz aydınlığı sizi bayağı bir sevindirecek vaziyette ve uğraştığınız sanki dua eder gibi bir durumunuz da var. O yüzden dua ettiğiniz, uğraştığınız bir konuda bir göz aydınlığı görünüyor. Bak bir el ele tutuşma durumu var. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Sevdiğin birine karşı bir özlem duymak gibi bir durum. Şöyle açıklayacağım bunu. Sevdiğin bir insan vardır ama gurbettedir, <laughs> uzaktadır, uzaklaşma yani olmuştur arada. Ve bundan kaynaklı ona karşı bir özlem yaşıyorsundur. Şimdi burada bir kavuşma, ellerin kenetlenmesi gibi bir durumu gösteriyor. Burada şunu demek istiyorum, o eller kavuşuyor ve bir daha ayrılmamak üzerine söz verilir vaziyette görünüyor. Arkadaşınızla da olabilir bu ama evlilik ya da e, ilişki yaşıyorsanız ve uzak bir ilişki yaşıyorsanız burada bir kavuşum yaşanacağını da gösteriyor. Bak birinin hatasını yakalıyorsun ama yüzün gülüyor. Yani aslında o kişiden gelecek hatayı biliyordun. Sana karşı yapacağı yanlışı biliyordun ve hani bu seni çok da etkilemeyecek. Hani derler ya yapan kendine yapar diye ve bunu ona söyleyeceksin. Sen bu hatayı yaptın evet ama yapan kendine yapar beni hiç alakadar etmez diyebileceksin. Bak, saz çı saz çıkmış resmen ve hani nasıl desem ee, eğlenceli bir takım ortamlara girebilirsin. Yüzünün güleceği böyle bir hani kafa dağıtmak diyoruz ya, kafanızın dağılacağı, bazı eğlenceli ortamlara girebilirsiniz ve buralarda gerçekten bir müddettir ihtiyacınız olan e, mutluluk duygusu, eğlenceyle beraber mutluluk duygusunu yaşayabilirsiniz. Ve şunu söyleyeceğim, enerjiniz bazen tavan yapıyor. Bu eğlenceli ortamlarda enerjiniz tavan yapacak. Bu enerjinizin yükseldiği zamanları gerçekten çok iyi değerlendirin. Niye biliyor musun? Enerji yükseldiğinde niyetleriniz de daha çabuk gerçekleşir, dualarınız da gerçekleşir. Bu enerjinin yükselmesi de ilahi bir adalettir, ilahi bir sistemdir. Enerji herkesin enerjisi yükselmez arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Enerjinizi yükseltiyorsanız yükseltebiliyorsanız ya da enerjinizin yüksek olduğunu anladığınız zaman lütfen bunu iyi değerlendirin. Şurada bir suret var ama bir bu tarafa bakıyor bir bu tarafa yani bu ne demek biliyor musun? İki yüzlü bir insanla uğraşıyorsun. Birisi var yanında bununla bir iyisin bir kötü. İyi olduğun zamanlarda sana ayak uyduruyor. Ama kötü olduğun zamanlarda bu kişi biraz iki yüzlülük yaptığı için buna adapte olamıyorsun. İşte dün farklı konuşup da bugün farklı konuştuğu zaman bu kişiye açıkçası iyi niyetle de yaklaşamıyorsun. Bak İki parça var, biri altta, biri üstte. Üstteki daha erken gelecek olan bir parayı gösteriyor. Alttaki ondan biraz daha e, küçük bir miktar para da, ama iki parça halinde bir paranın gelmesi durumu var. Bu parayı e, sanki gelen gel, gelen paranın e, yerleri hazırmış gibi görünüyor ve gelen parayla beraber hemen böyle işte faturalara ödemek gibi düşün. Vereceğin yerlerin hazır olduğunu da gösteriyor. Bak belini tutar vaziyettesin. Bel ağrıların olabilir. Belki de şu anda vardır. Ve bu bel ağrılarına dikkat etmen gerektiğini, ağır taşımaman gerektiğini ya da ağır bir takım işler yapmaman gerektiğini özellikle ben de uyarmış olayım. Bel ağrılarına lütfen dikkat edin. Bu tarz bir ağrı, sızı ya da birden böyle bir şey yaşarsanız kesinlikle ihmal etmeden bir artık doktoruna gidin ya da bir çaresine bakın lütfen. Bu sağlık problemini ihmal etmeyin. Bak renkli renkli küçük küçük bilyeler var. Şöyle küçük küçük bilyeler var. Sizin burada hayatınız açıkçası hareketli renkli, güzel bir döneme gireceğinizi gösterir. Yani sanki bir şeyler yaşanmış ve bunun mükafatını alacakmış gibi görünüyorsunuz. Evet ben bir takım müsibetlerle uğraştım ama artık bu müsibetlerin işte ecrini, karşılığını bu dönemde görüyorum diyeceksiniz gibi de görünüyor. Bak burada belinizle alakalı bir sıkıntı demiştim ya. Ben bunu şöyle de söylemek istiyorum. Belinizi büken olaylar olabilir arkadaşlar. Belinizi büken sorumluluklar, yükler size ağır geliyor da olabilir. Bunlardan kaynaklı olarak e, adım atmakta mesela ciddi yani e, nasıl diyeyim maneviyat olarak adım atmakta belki de zorlanıyorsunuz. Bundan kaynaklı beliniz bu şekilde bükük de çıkmış olabilir Biraz daha maneviyatınızı güçlendirebilirsiniz. Ha, ekstradan da şunu yapmalısınız. Evet kendinize ait bir takım sorumluluklarınız var mı? Var. Hatta bence sorumluluklarınız sizin boyunuzu da aşmış vaziyette de görünüyor. Ama ee, sorumluluklarınızı size ait olmayan yüklerinizi lütfen üzerinizden atın lütfen. Bak bir konuda çok eleştiriliyorsunuz. Birilerinin ağzı da açık vaziyette. Eleştiriliyorsunuz. Bunu biliyorsunuz. Eleştirildiğinizden haberiniz de var. Ama siz kulağınızı kapatıyorsunuz. Çünkü ben eleştirileri duymak istemiyorum. Kötü bir yorum duymak istemiyorum. Yıkıcı eleştiri duymak istemiyorum der gibi görünüyorsunuz ve o eleştirilerin hiçbirini de kabul etmiyorsunuz. Zaten kişi karşındakini eleştirirken sadece kendi gözüyle baktığı için kendinden bir şeyler vererek eleştirir. Siz de bunu çok iyi bildiğiniz için o eleştirilerin herhangi birini takmıyorsunuz ve gayet de iyi yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım. Şöyle ben hemen tabağınıza da bir bakayım. Sonrasında bir tarot açılımı yapacağım. Hadi bakalım. Evet. Şöyle de sizlere göstermek istiyorum. Bakın bakın bakın. Sevdiğiniz bir insanla aranıza bir şüphe girmesi durumu var arkadaşlar. Şüphenin şu anda gerçekliği yok. Belki bazı vesveseler, belki bazı kuruntular korkularınızdan kaynaklı bu takım vesveselere dahil olmuş olabilirsiniz. Ama sevdiğiniz insanla aranıza şüphe girince bu aranızın açılması demek oluyor. Kavuşum görmüştüm fincanınızda. Tam bir kavuşum yaşanmışken sırf bazı şüphelerden kaynaklı araya soğukluk girmemesine Özellikle dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar, bunu söyleyelim. Bir de zaten çok korumacısınız, tamam mı? Öyle böyle değil. Sevdiğiniz insanlara karşı korumacı olayım derken e, bence çok kısıtlayıcı bir tutum içine giriyorsunuz ve bu da sevdiğiniz insanı, insanları, bak bu çocuğunuz da olabilir, eşiniz de olabilir. Lütfen herkes kendine göre yorumlasın. Ben burada kolektif açılım yapıyorum. Bunu da söylemiş olalım. Sevdiğiniz insanlara karşı koruyucu olacağım derken onları bunalttığınızda biraz fark etmeniz gerekiyor. Çok fazla korumacı da olmamanız gerekiyor. Yani bırakın şöyle bir yani nasıl desem kendi özgürlük alanlarında tabii ki yanlış yapmamalarını böyle bir yanlış yapmalarına engel olun. Ama ee, bu kadar da korumacı olduğunuzda kendinizden uzaklaştırıyorsunuz çünkü e, bir kısıtlamaya sebep olup da bunaltma durumunuz var bak şurada arkadaşlar e, böyle ne kadar görünür bilmem şöyle göstereceğim bak bazı kesikler var bunlar bir takım miraslarla uğraşacağınızı gösteriyor eğer miras işleriyle uğraşıyorsanız ki uğraşabilirsiniz de ani bir şekilde bir miras olayıyla uğraşabilirsiniz. Bu miras olayında artık sizin de hükmünüz geçecek. Sözünüz dinlenmeye başlayacak ve sizin söylediklerinizin de dinlenmesi gibi bir takım durumlar olacak diyebilirim. Bak bazı konular artık aydınlanıyor. Bunlar ne biliyor musun? Senden saklanan, gizlenen bir takım konuşmalar, bir takım olaylar. Bunların artık gün yüzüne çıkmasıyla beraber sizden saklanan olayları öğreneceğinizi gösterir. Öğrendikten sonra ne yapacağım gibi bir soru sorarsanız eğer bana şu anda hani bir şeylerin ortaya çıkması sizi ferahlatacak. Bak işte benim bir şey yapmadığım ortaya çıktı diyebilirsiniz. Bak işte benim bu konuya dahil olmadığım ortaya çıktı ya da bak gerçekler ortaya çıktı diye rahatlayabilirsiniz ama burada bir göz aydınlığı dediğim durum e, nasıl bir şey? Gözünüzün açılması gibi bir durum arkadaşlar. Buradaki gözünüzün açılmasıyla beraber e, ne oluyor? Tekrardan aynı sıkıntılı durumların içine bile isteye girmeyeceğinizi gösteriyor bir şeyler ortaya çıktıktan sonra sizler bile isteye bir sıkıntının içine girmeyeceksiniz. Bak yukarıdan bakıyorsun bazı insanlara. Bu ne biliyor musun? Birlerinin hatasını bekliyorsun. Resmen birlerinin hatasını bekliyorsun. O hata yapsa da kozlar benim elime geçse ben ona yapacağımı biliyorum der gibisin. Burada e, beklediğin kişiden tam da beklediğin kişiden o kadar iyi tanıyorsun ki bu kişiyi. Tam da beklediğin kişinin bir hata yapması, zaten onun hayatında yaptığı hatadan kaynaklı, hayatının tepe taklak olması gibi bir durum var ve sen de bunu göreceksin. Kozlar senin eline de geçiyor. Eğer sana karşı belki bir zıtlığı varsa bu kişinin artık koz, kozlar senin eline geçeceği için bu kişi artık sana çok da fazla e, böyle bir zıtlık yapamayacak Bu konuda da rahat olabilirsin Evet şöyle sevgili boğa burcu niyetini de bir tarot açmak istiyorum Ekim ayına niyet arkadaşlar şöyle bir bakalım. Lütfen tabii ki de sizler de bu aşamada kendi niyetlerinizi olduğu niyetiyle tutmayı ihmal etmeyin. Hemen sizler için şöyle bir açılımımıza başlayalım. Yer değiştirmek istiyorsun, uzaklaşmak istiyorsun ama sevdiğin insanları da yanında taşımak istiyorsun açıkçası. Yanımda olsunlar da, benim yanımda olsunlar da nerede olursak olalım diyorsun gördüğüm kadarıyla. Sevdiğin insanları da yanına alıp şöyle bir bulunduğun yerden uzaklaşabilirsin. iş için uzaklaşabilirsin, tatil için uzaklaşabilirsin. Ama temiz bir yolculuk yapacağını şimdiden söyleyelim. Yani sana iyi gelecek bir yolculuktur bu. Evet, aşıklar kartı. Bir kavuşum, bir barışma olabilir. Küslükler son bulabilir. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsin ya da Ayrı olduğunuz birisiyle tekrardan yan yana gelebilirsin. Aşıklar kartı duygularınızın karşılıklı, karşılıklı olduğunu gösterir arkadaşlar. Ve burada kesinlikle iki tarafın artık eskisi gibi hata ya da yanlış yapmayacağını ve artık iki tarafta birbirine değer verip de seveceğini, birbirinin değerini anladığını da gösterir. Sadık bir dost arayışı içindesiniz ve bu etrafınızda olan birisinden e şöyle bir sizlere karşı gelecek arkadaşlar. Bir de eliniz çok açık. Yemeyip yediriyorsunuz. içmeyip içiriyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Sadaka mahiyetinde bunu yapıyorsanız zaten o ekstra ekstra çok güzel bir şey. Ve niyetlerinizi lütfen yapmayı ihmal etmeyin sadaka verirken. Kılıç beşlisi. Etrafınızda yüzünüze gülen ama arkanızdan konuşan, iyi niyetli olmayan birileri var. Yani açıkçası size canım cicim diyorlar ama siz ortamdan çıktığınızdan sonra arkanızdan hiç yapmadığınız bilmediğiniz şeyler hakkında konuşuluyor. Bu konuşulanların ortaya çıkması durumu var arkadaşlar. Hatta siz bu insanların maskelerinin düşmesiyle kimler olduğunu öğreneceksiniz. Aynı zamanda da e, burada kendinize bir savunma mekanizması geliştireceksiniz. Evet, ilişkiler evliliğe doğru yürüyor. Özellikle bak Ekim ayı sizler için tam bir ilişki ayı biliyor musunuz? Hem yeni ilişkiye başlamak için hem de evlilik için. Burada güzel bir dünya evine girileceği, sevdiğim bir insan varsa onunla aynı çatı altında buluşma isteğinizin, niyetinizin gerçekleşeceğini de gösteriyor. Evet, kalp kırıklıkları, kalpten dökülen bazı gözyaşları var bir e, böyle bir gerçekleşmesini istediğiniz niyetinizde e, aksamalar var o yüzden gerçekleşmemesi durumu var aynı zamanda sevdiğiniz bir insanın yaptığı bir davranış sonucunda kalbiniz kırılabilir ve kalpten bir gözyaşı dökülebilir dikkat edin evet hedefinizi hayalinize kavuşmak için baya bir emek vermeniz gerekiyor arkadaşlar değnek şövalyesi geldiğine göre Kendinizi biraz daha koruyup kollamalısınız kötülüklere karşı. Evet, kule kartı. Her son bir başlangıçtır. Bir son yaşanacak ama tekrardan bir başlangıç yaşanacak demektir. Ve kılıç kralı. Gelecekle alakalı net ve keskin kararlar verilmesi gerekiyor. Artık kaybedecek vaktiniz kalmamış arkadaşlar, bunu söyleyelim. Ermiş kartı bir takım bilinmeyenler açığa çıkıyor arkadaşlar. Bilinmeyenlerin ortaya çıkmasıyla sizin de bir rahatlama durumunuz var. Zaten az önce de bundan bahsetmiştim. Sizleri açıkçası güzel bir ay bekliyor sevgili Boğa burçları. Lütfen pozitifi alın, negatifi bırakın, gitsin. Yeni gelen arkadaşlar emeğe saygı için kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Tekrardan yeni bir açılımla görüşmek üzere diyorum. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Hoşçakalın.